Bahar. Ben de kıyafetlerini beğendim. Güzel görünüyorsun. Ama kafandaki bu sim görüntüsünden çok sıkıldım. İçeride böyle sprey sıkıp parlatmak yerine artık saç mı yapsan kendine diyorum. Çünkü sıkıldım. İçeride kafama sprey sıkıp parlatmıyorum. Su sıkıyorum ve kalkan saçlarımı fönle indiriyorum. Hani saç diyorsun ya böyle simsi şeylere. Ben de diyorum ki artık bir saçın olsun senin. Burada arkadaşlarımızı saçını günlerdir aynı görüyoruz. Çok sıkıldım. Arkadaşım bir sana ne benim saçımdan ya? Tamam bu sen niye benim saçıma bu kadar artık tutuldun? Kıskanıyor musun Bahar'cığım? Sen de kestir. Çok kıskanıyorum. Fazla yorum yapma saçımla ilgili. Rica ediyorum fazla yorum yapma saçımla ilgili, anladın mı? Ben senin saçınla ilgili yorum yapmıyorum. Saçım da seni kesinlikle ilgilendirmiyor. Kıyafetimle ilgili yorum yapabilirsin. Dilediğin şeyle ilgili yorum yapabilirsin. Benim de yorumum bu. Bir de gereksiz yapma dediğinde yapma. Ben yapmıyor olmuyorum. Gereksiz musun? Yorum yapma. Daha fazla bile yapabilirim. Ay rica yani. Ediyorum gereksiz yorum yapma ya. Sana konuşmak göre gereksiz. Konuşma artık. Arkadaşlar zaten yok, saçı yorum öyle, yok kel, yok yaparız. Sim sıkıyor, konuşmak yok onu yapıyor. Konuşuruz. Ben moda programındayız. Daha iyiye taşımak moda için moda programındayız, farkındasın yani. Değil mi? Saç yarışması değil bu hayatım, moda, kıyafet. Kıyafetimle ilgili yorum yapacaksın. Saç da bence stile saç dahil. Da bir moda. Saçıma artık kuaför olarak böyle sakın onu düzelttik yani. Çünkü. Onu düzelttik. Belki bir değişiklik, bir modelle ilgili bir şey görmek istiyor hayır, ama. Sıkıldım. Senin biz için bir dahakine maşa yaptırırım. Saatler öncesinden hazırlanmaya başlıyoruz. Hanımefendi uyuyor, yemek yiyor, atarlanıyor, agresif hareketler ve tripler yaşıyor. Çünkü bence benim artık saçım senin yok. De saçların olmalı çünkü ve sen de saçların yok. İçin düşünmelisin. Onda buraya geliyorum ve benim çokça vaktim oluyor ve bunu uyuyarak değerlendiriyorum. Orada boş boş oturmak yerine bence, uyuyarak ben değerlendiriyorum. De ki, çünkü yaptıracak ve uğraşacak bir saçım yok. Sadece makyajım ve kıyafetim var. Benim hazırlanmam kısa sürüyor. Kalan saatimi de uyuyarak değerlendiriyorum. Gerçekten. Peki seni ben az önce ne söyledim? Beni rahatsız eden şey tam da bu. Seni ilgilendiren bunları bir konu söyledin. Evet böyle olmamalı. Seni ilgilendiren bir konu yok burada. Beni ilgilendiriyor. Ne ilgilendiriyor? Uyumam seni ilgilendiriyor. Için emek veriyoruz, düşünüyoruz ya da saçlarımız yüzünden eleştiriliyoruz. Ya senin olmayan ya? Saçlarının olmayan marjinalliği beni geriyor artık anlıyor sen musun? Sen ne diyorsun ya? Şu hayır an ya da şapka filan tak ya bir şey yapsan artık. Şu an neyden bahsediyorsun? Ben oradaki o simsi saçma görüntüden çok sıkıldım. Bakma o zaman neyden bahsediyorsun? Saçımı mı uzatayım senin için? Beş ne kişi, istiyorsun pardon? Beş kişi orada makyaj yapıyorsunuz. Beşiniz de aynısınız. Biriniz buraya gelmişsiniz. Ben stilim diye bizi burada uyutuyor. Yeter artık. Canım sıkıldım. Stilim. Aldığın puanlara bak. Ondan sonra konuş anladın bakıyorum. Mı? Bakıyorum. Aldığın puanlara bak istersen. Üste gereksiz bir marjinallik evet, var. Zirvede kimin olduğuna da bak o zaman. Boş yapma. Hazır mısın? Evet. Geçebilirsin. Saçlarına bayılıyorum. Teşekkür ederim. Bu çok zor bir saç. Her kadının kullanabileceği bir saç değil. Ama bence bu konuşulanlara maruz kalmamak için peruk tak arada. Uzatmak zorunda değilsin. Peruk tak, evet. Bant tak, kafanla oyna. Peruk geçen takacağım. Geçen hafta bir gün taktın bant. Evet. Bakır bir şeydi, nefisti. Onun gibi küçük oyunlar yap, haftada bir gün, iki gün. Çünkü bu stili tamamlıyor o saç. Bu hafta fikirlerimin arasında peruk da vardı ama açıkçası bunun üzerine de peruk takmak istemedim yok, yani. Tak tak tak. Tak ki saçından seni vurmaya çalışanlar, çünkü kıyafetle vuramıyorlar. Saçından seni vurmaya çalışanlara malzeme verme.